Koronavirüs salgınının dördüncü dalgası evresinde 2021-2022 güz dönemi uzaktan eğitimi çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde verdiğim bilgisayarda notu yazımı bir dersimin dördüncü seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Ders saatine yaklaşıyoruz. Bugün 10 Kasım, Mustafa Kemal Paşa'nın vefatının 83. yıl dönümü. Allah'tan ona rahmet diliyoruz. Şad olsun. Bu memleket için, bu mukaddesat için çarpışmış, malıyla canıyla kurtulmuş tüm şehitlerimize, gazilerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olmak üzere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizi her türlü koruyacak olan, iyilikler olarak çalışan insanlara da sabır diliyoruz. Şimdi ders saati yaklaştığına göre öğrencileri Zoom'a davet edelim. Az ya işte buradan tıkladığımız zaman Zoom açılacak. Şu anda tam şu an bilgisayarın meşgul başka bir program var. Ama ona rağmen aksine olmamızı başlayabileceğim. İşlemler iyi gitti. Tamam. Ders saatine de bir dakika kaldı. Artık bunları da kapatabiliriz herhalde. Tamam. Bunu da kapatalım. Sistemi rahatlatalım. Evet. Daha önce ifade ettiğim üzere interneti yavaşlattığından dolayı ve zaten bu video kayıtlarını YouTube kanalıma hazırlayıp yüklediğimden dolayı cloud recording'e gerek yok. Onu kapatıyorum. Tam ekran paylaşımına geçebiliriz artık. Şunu da şu kenara alalım. Ders saatine de saniyeler kalmış oluyor bu durumda. Evet, öğrencilerim Fatma, Günce ve Ömer Faruk. Henüz daha Günce hiç katılmadı ama ödevini göndermiş. Ona bakacağız. Evet, ders saatine girdik. Ev içi layı burada. Tekrar seslendirmeye gerek yok. Güftesini ele almak üzere burada notası hazırda bulunuyor. Tehisan mansiz beni, biz bunu nasıl yazdık? Tehisan mansiz beni, dost yüzün görüp geldim. Buraya kadar yazmışız. Beklerken öğrencileri, gelecek olan varsa devam edebiliriz. Refa. Fatih-i sanman siz beni. Mi bemol nerede kalmışız? Dost yüzün evet, öyle devam edeceğiz. Şuraya getirelim. Dost yüzün buradan emin değilim. Dost yüzün görüp geldim. Görüp geldim. Şurada tire. Tamam. Şimdi şeye bakalım. Tenor partiye bakalım. Evet, öğrencim Ömer Faruk geldi. Ömer Farukçum, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Evet.
Sağ olasın Ömer Faruk'cum. İyiyim hocam. Teşekkür ederim size. Şimdi dersimizi ne kadar tutalım? Bir saat tutalım mı bugün? Yoksa vaktin var mı? Bir saat 15 dakika mı yapalım? Ne kadar yapalım? Tamam. Yani elimizden Hocam geldiğince ben uygunum. götürelim. Siz nasıl isterseniz. Şimdi senden rica ettiğim Mahur Tamam. İlahi'nin ikinci sayfasını yaptın mı? Yoksa? Daha biri bitirmemiz lazım. Ha Tamam, ben daha yani biri bitirmemiz lazım da eğer yaptım ama böyle çok. gönderebiliyorsan ozan@ozanyarman.com'a gönderebilirsin en son versiyonu. Eğer devam ettiysen tabii, Mahur İlahi'ye yazmaya devam ettiysen. Yoksa en son yazdığın şekliyle mi devam ediyoruz? Bir bakalım en son senin yazdığın nerede kalmıştık, onu Nasıl yani açalım. hocam? En son şunu kopyalamıştık. Bu halk içinde bize gülen var kısmını kopyalamıştık. Bağlar yanlıştı. Onun şeyi, dosyası bende. Evet. Sürüm 2. Şurada. Şuraya gelmiştik. Bu halk içinde bize gülen, şurası tenor parti. La'dan başlıyorum. Yazmışız. Ne kalmış geriye? Ha, şurası kalmış. İkinci gelişte. Bu halk içinde bize gülen var. Evet, bize gülen var. Bunu yazmışız zaten. Eksik bıraktığımız bir şey var mı? Şeyler güftesini de yazmışız. Bakalım. En son senin gönderdiğine yoğunlaşacak olursak. Re 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 la. Evet. Bu halk içinde, bu halk içinde. Sen burada Doğan anahtarıyla son anahtarını karıştırmıştın. Hatırlıyorum orayı. Burası şöyle olacaktı. Bir dakika. Evet. Bu defa bunu minimize edeceğiz. Bu geldi. Bunu minimize edeceğiz. Bunu kapatalım. Evet, bu geldi. Ama dur, bunu kaydedeyim. Save. Bunu minimize. Musiki programı bende çok tuhaf çalışıyor. Mojave mi, Mojave mi? Neyse bu işletim sistemi. Evet. Bu işte seninki geldi. Benim versiyon da minimize oldu geldi. Şöyle yan yana bakalım. Evet. Şöyle biraz yükseltelim. Seninki burada. Benim yazdığım. Evet. Sen R yazmış. Halbuki bu si natürel olacak bu. Bu halk için. Evet. Bu halk için. Şimdi fa diyez. Bize gülen var. Bunu yazmışız. Güftesini de yazmışız. Bas partiyi ben yazacaktım. Sen de o arada fırsattan istifade Mahur İlahi'nin ikinci sayfasını yazacaktın şurada. İkinci sayfasını tenor partisini yazacaktın. Ama onu da herhalde bir sonraki dersimizi isteyeceğim senden bu durumda. Öyle mi Ömer Faruk'cum? Tamam. O zaman senin Evet, yazdıklarınla hocam. burada şimdilik Evet. işimiz bitti. Bunu kapatalım. Gelelim şeye. Mahur İlahi'de bas parti yazmaya gelelim. Bunu biraz büyütebilirim. Yer var şurada hafif. Tamam. Tamam. Biraz büyütme imkanımız var. Mahur İlahi'nin şimdi bas partisi için hala da birinci sayfadayız. Birinci sayfa şu. En son ben nerede kalmışım? Bakalım şeye. Re mi fa fa diyez. Re mi fa fa diyez.
Şurası. Bu halk içinde bize gülen var yazmışız. Sonra neresi oluyor? Seni şöyle biraz yukarı alalım. Beraber görelim. Şurası. Bu halk içinde bize, evet, orası bağlı. Bize gülen var. Şimdi sol fa mi, evet. Bu halk içinde, evet, onu yazacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Şuraya sağ tıklıyoruz, imleci getirdik. Dörtte birlik nota, natürel. Çıkan ses önemli değil. Çaldığımız zaman doğru çalacak. Evet. Bu halk için... Bu çıkan sesi aldım, o yanlış şey. Notayı ilk bastığında bazen tuhaf olmaması gereken bir ses veriyor ama playback yaptığında düzeliyor. Buraya kadar tam. Bu halk içinde, iki de birlik. Bu halk içinde. Bir de bağımız var değil mi? Bak şurada şöyle bir farklı nota bağımız var. Şöyle bunu seçiyoruz. Sen bazen bununla bağlamışsın, bazen bununla bağlamışsın. Ama farklı notalar bununla bağlanacak. Uzatmalı notalar, aynı notalar bununla bağlanacak. Demek ki şuradan şöyle bağladık. Şimdi güftesini yazalım. Maalesef güfte kopyalama seçeneği yok ama o kadar da uğraştırmıyor. Çünkü biz hafif nota yani çok yüklü olmayan notalarla çalışıyoruz. Demek ki bu hal değil mi? Devam ediyor böyle. Şimdi sen nasıl soru sormuştun ya, hani nasıl tek tek kutucukları atlatıyorum? Space bar'a basıyorum. Burada boşluk tuşu var kocaman klavyemde, bilgisayar klavyemde. Şimdi buraya ikinci kere tıkladığımda kutucuk geldi. Ne diyor burada? Geçidi yoktur. Evet, bu şekilde. Tekrar tıkladığımız zaman üçüncü güfte. Kal tire ma tire sın cane. Cane demiştik değil mi? Daha bir önceki dersimizde. Güftesi nasıldı, hatırla. Her kim merdane gelsin meydane, kalmasın cane kimde hüner var. Her kim merdane gelsin meydane, kalmasın cane kimde hüner var. Yunus sen bunda meydan isteme, meydan içinde merdaneler var. Şimdi şey yaptık. Bu halk için geçidi yoktur, kalmasın cane. Cane'yi nasıl yapıyoruz? Cane, boşluk, nokta. Evet. Yani boşluk tuşuna bastığım zaman bir sonraki notanın altındaki güfte kutucuğu geliyor. Ama eğer şöyleyse yani burada... Üçüncü güfte kutucuğundan önce ikinci güfte kutucuğu daha yazılmamışsa ikinci güfte kutucuğunu oluşturuyor üçüncü güfte kutucuğu yerine. Onu göstereyim. Bak sileyim bunu. Göstereyim. Şunu R'yi sildik. Bunu sildik. Şimdi
Eğer üçüncü güfte kutucuğuna gelir de N'den sonra bir nokta koymak için boşluk atarsan bak ikinciyi atladı. İkinci güfte sırasını atladı. Çünkü daha orada güfte kutucuğu yoktu. Biz o yüzden bunları geri alalım. Undo, Command Z. Evet, tekrar redo. Tamam. Kaydedelim. Save as. Buna ne diyelim? Versiyon 3 diyelim değil mi? Sürüm 3. Bakalım. Sürüm 2, sürüm 3. Yunus Emre. Yanlış yere kaydetmesin. Şuraya kaydetti. Biz bunu buradan alalım, buraya alalım. Buraya getirelim. Save as dediğimiz zaman tekrar bizi o klasöre mi gönderiyor yoksa bu defa yok, bu yanlış yere gönderiyor. Save dediğim zaman bakayım şey yapacak mı? Orada yeniden oluşturacak mı? Yeniden oluşturdu. Bu yanlış yerde duruyor. Bir dakika. Kontrol edelim. Bu Nevruz ilahi, bu Sabah ilahi, bu en son güfteli Hicaz ilahi, bu Eviç ilahi, sürüm 1 değil mi bu? Bakalım. Sürüm 2 bu, pardon. En son güfteli dediğim Hicaz ilahi. Eviç ilahini sürüm 1'i nerede? Onu hatırlamadım. Ama burada sürüm 2 var, sürüm 3 var, sürüm 4 var. Mahur ilahi buraya sürüm 3 değil mi bu? Yanlışlıkla kaydetti buraya. Biz bunu buraya getirmeyelim. Bu çıkartalım bunu buradan. Save as. Tam klasörünü bulalım. Şunu şöyle getirelim. Tamam. Uygun klasör burası. Sürüm 3. Evet. Bunun üzerine yazmak istiyorum. Şimdi ne yaptık? Bu halk için. Şimdi devam edelim. Senin bas partin burada bitmedi. Daha bir satır daha var. Oraya gelelim. Bakalım. Bize gülen var. Evet. Bize gülen var. Evet. Bunu yazacağız şimdi. Demek ki bir do diyez lazım ama zaten donanımda var. O yüzden belirtmeye gerek yok. Geri almak için böyle iki kere. Mi. Yanlış notu. Sesi yanlış veriyor ama playback yaparken doğru verici, doğru çalıyor. Bu yanlış ses. Tamam. Şimdi doğru çaldı. Şuradan çalalım bakalım. Buraya kadar doğru. Şimdi güftesini girelim. Güftesini zorlanmadan yapabiliyoruz artık değil mi? Yani alıştık. Değil mi Ömer Faruk'cığım? Yani ne yapıyoruz? Evet. Evet. Bu halk evet, içinde evet. Bize gülen var geldi şimdi. Bize gülen var. Evet onu yazalım. Şey satır atlatırsa imleci buraya getiriyorsun. Boş bir yere tıkladıktan sonra kutucuğa geldik. Bitreze gütre len var. Buraya kadar var. Şimdi tekrar kutucuk. İki kere tıkladım ki ikinci kutucuk geldi. Detirerin su tirelar va, burası aynı. Var buraya kadar. Var dediğimiz zaman ne demiştik biz? Ünlem demiştik. Birincisinde ünlem var. Evet. Derin sular var. İkincisi, ikinci güftede nokta var. K
Kimde hüner var? O soru işaretli. Kim tire de evet. Buradaki kim kim büyük çünkü cümlenin orta yerinde güfte ayrışıyor. Yani orada ne oluyor? Nerede? Mahur ilahi. Kalmasın cane. Virgül, noktalı virgül hatta. Kimde hüner var? Soru işareti. Noktalı virgülden sonra büyük harf gerekmez. Bu büyük harfi düzelttiğim şey. Kafa karışıklığı yaratmasın. Buradakini düzelttik. Kim de tamam. Burası hü tire ner va tire nokta nokta ar bu soru işaretli olan. Demek ki burada ne yaptık? Biz güftemizi yazarken daha önceden anlattığım gibi Ömer Farukçum yani gramerin gerektirdiği, vurgulamanın gerektirdiği şekilde ünlemini, soru işaretini, virgülünü vesairesini koyabiliyoruz, koymalıyız da. Çünkü sadece burada metin hece okumaktan ibaret değil, müzikte müziği ifadesini de vermek lazım. Müziği ifadesini verecek olan vokaliste bunu nasıl anlatacaksın? Altına yazarken heceleri treleyeceksin. Dolayısıyla kelime nerede başlıyor, nerede bitiyor onu göstereceksin. Uzatmaları nokta nokta göstereceksin. Ki sesli harfler ne kadar uzatılıyor, hangi notaların altında uzatılmaya devam ediliyor o görülecek. Ve sessiz harf bitişini göstereceksin. Bak burada varları ne yaptık? Var şeklinde A'yı uzattık. Yoksa varararar demedik. Var dedik. O şekilde uzattık. Buraya kadar yaptık. Şimdi bunu kaydedelim. Hala üçüncü versiyondayız. En son şu. Demin yani 4.49'da kaydettik. Bakalım doğru mu? Burada 4.49 evet 10 Kasım 2021 Cuma Çarşamba 16.49 doğru. Şimdi bir de bana diğer bir öğrencimiz Günce bir parti göndermiş. Oradan devam edelim. Günce'nin gönderdiği partiyi açalım. Evet, bu da Günce'nin gönderdiği parti. O da Alto'yu yazmış. Alto'yu yazarken güzel, başarılı fakat güftesini yazmamış. Biz hem kopyalayalım hepsini hem de güftesini de alalım, yapıştıralım. Burada bazı hatalar var ama onları düzelteceğiz. Hata değil de, hata demeyeyim, gördüğünü yazmaya çalışmış. Ama ne anlama geldiği belli olmayan aksanlar var. Mahur İlahi'nin Alto partisinde. Şurada bir tane bir aksan var mesela. Aksanı koymak yerine bir crescendo işareti koymuş. Biz o crescendo... Bir dakika. Bunu o crescendo'yu kaydetmeyeceğim ama silmek için şöyle geliyoruz. Mezzo forte seçip bunu böyle siliyoruz mesela. Ama aksan, orada kastedilen aksan şöyle bir aksan. Burada puandork işareti var. Puandork işaretinde bir sürü aksanlar, staccatolar, işte marcatolar, martellatolar, bütün triol, mordanlar, triller falan, şeyler, gruppettolar hepsi burada. Dolayısıyla burada aksan koymak istediğimizde bu puandork işaretini seçip, aksan işaretini seçip notanın üzerine, altını üstüne onu da seçmek mümkün. Şurada yeşil yaparsan bağın içine koyar, şunu yaparsan bağın altına yerleştirir veya üstüne yerleştirir. Üste basarsan üste koyar, alta basarsan alta koyar. Demek ki bu özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Biz şimdi bunu kopyalayalım. Nasıl yapıyorduk? Şöyle seçiyoruz. Select all diyebiliyor muyuz? Select all diyebiliyoruz. Gerçekten de hepsini seçti. Buraya kadar doğru yazmış galiba. Bakalım. Copy diyoruz. Şimdi bizim alto partimiz nereden başlıyor? Ta buradan başlıyor. Paste all dediğimiz zaman geldi.
Şimdi kontrol edelim. Tek tek yanlış yapmayalım. Evet. Evet. Yar yüreğim yar. Değil mi? Bu şekilde başlıyor. Şunu şöyle alalım. Güfteyi seçtik. Sürüm 3'teyiz hala da. Evet, sürüm 3 burada yazıyor zaten. Yar tire, şey tire diye boşluk. Yü tire, re tireyim. Buraya kadar tamam. Yar yüreğim ya tire. Ar, evet. Burada ne var? Bir tane aksanımız var. Bak burada yarın altında bir altı aksanımız var. Ne, demin ne demiştik? Puan dok demiştik. Buradaki aksan işaretini seçiyoruz. Çok affedersin. Telefona bir bakmam lazım. Evet profesör, şu an dersteyim. Buyur. Bir ekmek rica ediyorum gelirken. Hadi görüşürüz. Evet. Tolga Hoca ile aynı mekanda yaşıyoruz. O da geliyormuş. Şimdi yar yüreğim, evet Tolga Hoca hatırlıyorsun ya, bir ara görünmüştü. Evet. Şimdi aksan işaretini alta koyacağız. Bak burada, şurada altta yar lafının hemen altında. Böyle koyduk, gerçekten oraya yerleşti. Başka var mı aksan? Orada başka aksan yok. Yar yüreğim yar. Buraya kadar tamam. Si bemollerin de konması iyi. Ama şimdi si bemol bizim istediğimiz si bemol mü? Burada sol diyez bizim istediğimiz sol diyez mi? Şimdi burada sol diyez. Sol diyez si bemol re. Sol diyez. Demek ki şöyle. Sol diyez. Sol diyez. Fa diyez si bemol. Fa diyez o. Sol diyez si bemol. Fa diyez. Bunu biraz daha mikrotonal hale getirebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şeye bakalım. Soprano partiye bakalım. Orada mi bemol var. Bakayım. Re. Pardon. Hacı Nafiz Bey'in namesi. Şimdi burada burada bas partide sol diyez var. Fadil orada ne var? Fa diyez. Niye fa diyez? Orada re 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 fa 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 bekaro ha. Fa diyez mi yoksa? Tabii şöyle. Yani artmış beşli yapıyor. Si bemolü daha aşağı alabiliriz. Şöyle yapalım. Bizim burada daha da aşağıda si bemol seçeneklerimiz var. Biraz aşağı alıyorum si bemolü. Evet, şimdi bir dinleyelim bakalım. Evet. Henüz daha melodisi yok. Onu ben üstten okuyacağım. Yar yüreğim yar. Evet, şimdi fena değilim gördüğün gibi. Tek başıma koruyu hallettim. Biraz daha bile aşağı alabiliriz o si bemolü. Birinci si bemol fena değil.
Evet. Yar yüreğim yar. Evet. Fena değil. Ya sen de orada arkadan duyabiliyorsan şeyi biraz sesini açayım şuradan. Evet. Yar yüreğim yar. Evet. Evet. Şimdi düzelteceğiz. Buradaki sol, re, sol, si bemol, re. Si bemol burada biraz yükselebilir. İki farklı si bemol var. Mikrotonel olarak buradaki si bemolü biz daha tam tınısal bir si bemol yapmak için böyle yapabiliriz. Ama diğer si bemol hiç alakasız bir si bemol. O sol diyez üzerindeki artık beşlinin oluşturduğu bir si bemol olduğu için daha disonant bir si bemol. Bir de hadi üşenmeyelim. Fatma hiç göndermedi ödevini. Onun yerine birinci satırı yazalım da tam bir duyalım bakalım nasıl duyuluyor. Armonisiyle beraber. Bu. Sonra. Buraya kadar tamam. Do diyezimiz zaten donanımda var. Buraya kadar tamam. Bağlarını da koyalım madem buraya kadar geldik. Şu şekilde bağlarını da koyduk. Bir de piyano mezzo forte'ymiş bu. Mezzo forte'sini de koyalım. Bunu da koyduk. Yar yüreğim yar. Bunun şimdi aynı şekilde güftesini yazabiliriz. Yar yü tire re tire i tireyim. Buraya M sona geldi. Ya tire nokta 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 nokta. Buraya kadar yar. Evet, bunu hallettik. Şimdi dolayısıyla çalalım. Şimdiden bir şeye benzemeye başladı. Değil mi? Yani yavaş yavaş. Bir daha. Evet. Bu fa diyez doğru mu olabilir mi? Bu benimki bakiye diyezi. Aralezgideki gibi. Re majör tam tınısal majör. Kaldı. Onu düzeltiyorum şimdi. Çünkü bir önceki bemolü yükselttik. Birdenbire aşırı inmesin bir dakika. Şunu istiyorum. İstediğim buydu. Evet. Buraya kadar tamam. Güftesini devam ettirelim. Ama şey satır satır gittiğimiz için birinci satırı tamamen dolduracağız o zaman. Şimdi eksik hiçbir şey bırakmayalım. İkinci kıta bu yol uzaktır. Bu şey bir dakika. Evet. Bu ikisi bu he, U harfi de büyük değil. Sadece B harfi büyük. Bu yol U tire zak tire-ır. Evet. Ne yapmışız? Yaklaştırayım. Virgül, virgül, virgül. Burada bu yol uzaktır. Virgül. Yar yüreğim yar, virgül. Bu yol uzaktır. Virgül. Ve üçüncüsü keza. Ne demişiz? Her kim merdane... Virgül, her, kim, mer, da, tire, ne, nokta, virgül yaptık. O zaman artık iyice hızlanıyoruz. Bu, yol, u, bir dakika.
Bu yol u tire za tire ak burada. T tire nokta 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 re virgül ve bitiriyoruz birinci satırı. Her kim mer tire dane da tire nokta ne nokta 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 virgül. Evet, şimdi oldu. Buraya kadar nasıl? Hızım fena değil mi? Şimdi evet, yani eksik, tamam, eksik kalan bir şey olmasın. Harika. Şimdi Günce'nin yazdığı satırı devam ettireceğim. Ben sadece burada armonik olarak bemollerdeki küçük oynamalar nasıl değiştirilebilir ona yönelik bir gösterimde bulunmak istedim. Yani bir taraftan si bemollerden birincisi daha tiz bir si bemolken ikinci gelen si bemol 1,5 koma pes bir si bemol olabilir mi? Niye olmalı? Çünkü orada başka bir akor var. Birdenbire başka bir armonik anlam ve bağlam içine giriyor ve böyle mini mini oynayarak deneyerek mikrotonal havasını verdirebiliriz. Şimdi tamam, buraya kadar geldik. İkinci alto, ikinci satırda alto ile devam ediyoruz. Burada ne yapmaya çalışmış? O sol diyez niye orada var? Pardon, sol diyez. Do mu o si diyez mi? Do diyez. Ha, burada tenor partide do diyez var. Sol, fa diyez. Do diyezi niye seslendirmedi? Tamam, seslendirdi işte. Burası tamam. Fakat bu sol diyez, bu do diyez her şey oturuyor mu? Onu anlayacağız. Şeydi, tamam, soprano parti de yazalım. Madem böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Tekrar dümeni elimize geçirelim ve noktalı bir 8'de 1'lik fa diyezle devam edelim. Ondan sonra şöyle. Pardon, mi. Burada bir apojatür var. Mi, fa, mi, re şeklinde. Önce apojatürü normal koyuyoruz. Sonra hepsini kiriş bağ ile bağlıyoruz. Kirişleri bağlıyoruz. Sonra apojatür seçeneğine geliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman istediğimizi elde ettik. Bir de bağlarını da koyalım. Şöyle bir bağ var. Şöyle küçük bir bağ var. Onu aşağı indirmemiz lazım önce. Bu aşağı indi. Şimdi de şöyle bir bağ var. Hepsini yaptık gördüğün gibi. Nasıl yaptığımı gördün mü? Onu videodan artık YouTube'dan izleyebilirsin o kısmı. Şimdi devam edelim. Re, do, do, si, si, la. Re, do, do, si, si, la. Doğru mu yapıyorum? Evet. Re, do, do, si, si, la. Evet, devam edelim. Noktalı 4, 8'de birlik.
Si bemol. Burada bir önceki satırda altoda yaptığımız gibi yüksek bir si bemol. Şöyle bir koma yüksek. İfade burada zaten belirtmek gerekiyor. Burada şimdi bağları koyalım. Önce şu küçük bağlar. Ondan sonra büyükçe bir bağ. Buraya kadar tamam. Sonra la do diyez. Tekrar aynı si bemolü vermek istiyoruz. Yüksek bir si bemol. Görünmeyen bekar. Tekrar la. Bağını da koyalım. Buraya kadar tamam. Bağlar istediğimiz gibi oldu. Röpriz var. Röpriz için 4 ölçüden sonra bir röpriz işareti için mezüre geliyoruz. Röpriz. Şuraya koyduk. Mikrotonal havasını verebilmiş miyiz bir bakalım. Öyle bir şey. Bu fa diyez tamam. Sol diyez, fa, sol diyez, fa diyez, do diyez. Ne yapacağız o do diyezleri? Bir dakika. Fa diyez, do diyezi. Şey, sol diyez, do diyezi ne yapabiliriz? Hepsi bu şey dörtlü dörtlü gidiyor. Burada bir şey yapamıyorum. Yaklaştı. Buradaki re diyezi bir koma indirebilirim eğer yapabilirsem. Bas partisini modifiye ediyorum. Aynı şekilde tenor senin yazdığın partiyi modifiye ettim. Bunu modifiye ettim. Bakalım aynı şeyi burada da yapabilirim baştan ama henüz dokunmaktan yana değilim. Bir bakalım. Hicaz tetrakordu var. Hicaz tetrakordu için do diyezleri aşağı çektik ama si bemoller yukarıda kaldı. Do diyezi si bemolü birbirine çok yaklaştırdım. Bayağı bir septimal minör üçlü meydana getirmeye çalıştım. Yani 7/4 gibi bir rakama yaklaştırmaya çalıştım. Belki yapmaya gerek yok. O çok karışık oldu. Bir de şöyle tekrar geri aldım. Yok bu şey bir de bence yapılması lazım ama belki öbür istikamette yapmak lazım. Do, re, mi. Bence re diyezin aşağıda olması lazım normal re diyezden. Do, re diyez, mi, la. O zaman başlangıçtakini de düzeltelim. Donanımda yazdığına hiç aldırış etmeden buna da böyle bir fa diyez, böyle bir do diyez, böyle bir sol diyez koyalım. O zaman buradaki fa diyezi de değiştirmem lazım yalnız. Tamam, onu da değiştirelim. Sonuç ne oluyor bir görelim. Böyle makamsal oldu. İstediğimize yakın geldi. Bakalım en baştan şuradan. Şimdi güftesini yazabiliriz. Bence oturdu. İstediğimiz gibi yerli yerine oturdu. Yar yüreğim yar. Gör ki neler var şimdi onu yazıyoruz. İmleci taşımamız gerektiğini unuttuk. İmleci taşıdık.
Gör ki, evet, gör ki, buraya ki getirdim. Ne, evet, neler, ne trene, la, gör ki neler, evet, let, treler, var, va'dan sonra tre, buraya kadar, doğru. Vardan sonra noktası var bir de. R'den sonra bir nokta. Cümle şimdi burada bitti. Aynı şekilde alto partide gör ki ne treler va tire pardon tireli olacak va tire nokta R nokta. Değil mi? Bakayım. Evet, nokta. Ondan sonra şimdi soprano parti ikinci güfte, ikinci kıtanın güftesi. Menzili çoktur. Menzili çok. Metre enzili zi'den sonra tire zi tire menzili çoktur. Böyle mi yapmak lazım? Menzili çok buraya. Çok buraya geliyor. Çok tire o çok tur nokta. Evet. Keza buraya. Menden sonra tire. Menzi bir dakika. Zi tire li çok tu menzili çoktur. Tu tire bu ve nokta. Evet. Buraya kadar geldik. Son güftesi, son kıtanın güftesi. Fa mi mi fa mi re re do do si si la. Gelsin mey. Evet, buraya kadar sin. Bak ne yaptım? Apojatürün hemen kendisine S harfini verdim. Bir sonraki notaya İ harfini verdim. Apojatürlerde ben böyle yapıyorum. Çünkü S birdenbire çarpma şeklinde gelecek. Gelsin. Evet, değil mi? Gelsin. Sin. Apojatürle beraber S'yi çarptırdım. Gelsin meyda metre ey meydan y'den sonra tire da meyda da'dan sonra hala tire da ne evet ne boşluk ve ünlem. Burayı yaptık. Burası, burada bir kelime gelsin meydane. Evet, burası da. Gel. Ne demiştik? Gel, tire, sin,
M-tire, da-tire, ne, nokta nokta, ünlem. Bak böylece iki satırımızı yazdık. Ve ne kadar zamanda geçti bu arada? Yani Evet. 50 dakikaya yakın geldik. Ve tekrar sözleriyle beraber söylemeye çalışayım sopranoyu. Yar, evet. Yar yüreğim nasıl ama? Fena değil, değil mi? Güzel, evet. Yani işte harika, büyünün güzel. ortaya çıkması için böyle küçük nokta nokta yerleştiriyoruz. İğne, samanda iğne arar gibi nokta nokta böyle kuyu iğneyle kuyu kazar gibi adım adım gidiyoruz ve birdenbire karşımıza Evet. böyle heybetli bir Erciyes, bir Ağrı Dağı manzarası çıkıveriyor. Evet. İşte böyle işin güzelliği bu, işin güzel tarafı bu. Evet. Burada tabii Günce şu bağı unutmuş altoda. Şurada bir bağımız var. Bir dakika onu tam yaparken imleç de tam orada dursun ki kaydırmasın. Böyle bir bağımız var. Buraya kadar bütün bağları düzgün yerleştirdik. Evet. Güfteyi düzgün yer. Şimdi artık şey yapmayacağım. Bu dersimizde daha sopranoyu yazmaya devam etmeyeceğim. Sopranoyu artık bir zahmet Fatma bu videoları izlesin ve kaldığımız yerden 5. ölçüden itibaren sopranoyu bir zahmet yazsın. Dolayısıyla biz altodaki pürüzler varsa onları giderelim. Ne demiştik? Şurada bir tane tam şu imleci koyduğum yerde bir crescendo koymuş yanlışlıkla. Onu silelim. Bu crescendo'yu sildikten sonra aksan neyse onu verelim. Aksanımız şuradaydı. Puandorg aksan. Şöyle bir aksanımız var ama nerede? Notanın üstünde bir aksan. Şurada. Fa fa mi mi re. Onla daha şeylere gelmedim. Mikrotonal düzeltmeler olacaksa onlara gelmedim. Bu henüz zamanı değil. Daha sonra. Başka bir sonraki dersimizde artık herhalde. Mi do diyez. Burası doğru. Do diye zaten donanımda var. O yüzden koymamış, doğru yapmış. Ondan sonra şuraya gelelim. İşte burada yine istenmeyen kreşendolar kullanmış. Kreşendoları siliyoruz. Bir dakika. Ne yaptığımın anlaşılması için imleci yine taşıyorum. Kreşendoları siliyorum. Ne yapıyoruz? Puandorg işaretinin altında aksan var. Aksanları notanın altına şöyle, pardon üstüne değil altına şu şekilde yerleştirdim. Sadece dört aksan var, o da elle konmuş ama önemli değil. Bir de crescendo konmuş, decrescendo konmuş. Crescendo, decrescendo işareti sanki orkestra şefinin bütün herkese yönelik olarak bir hatırlatma aracı olarak konmuş gibi geldi. Şurada bak, hayal meyal bir crescendo, bir decrescendo görünüyor. Gördün mü burayı? Ömer Faruk. Evet. Hayal meyal bir crescendo, decrescendo Evet. görünüyor. Bütün partilere biz bunu Evet. verebiliriz. Yani burada bir ayıp yok. Maksat eğer orada hepsinin birden inmesi, hepsinin birden kalkışa geçmesi ve inişe geçmesi ise biz bunu mezzo forte, crescendo şeklinde 1, 2, 3 şeklinde koyar. Daha sonradan decrescendo olarak 1, 2, 3 şeklinde yerleştirebiliriz. Buraya kadar tamam, fena değil. Tabii güfte ile birlikte alto ne hale gelecek onu bilmiyorum. Bir kontrol etmekte fayda var. Yoksa crescendoları koymasak da olur diyeceğim belki. O zaman işte burada neymiş? Bu halk içinde bize gülen var diyor. Bu halk i tire çin tire de nokta nokta
Bu tarafa gelelim. İmleç. Bi, tire, ze, gü, tire, len, var. Buraya kadar tamam ve ünlem. Şimdi crescendosunu, decrescendosunu biz öylesine koyduk. Ama yanlış yerde yanlış yere koyduk galiba, bakayım. Tabii. Do diye onları silelim bir dakika. Silmesi kolay. Bu crescendo'yu sildik, bunu sildik, bunu sildik. Bunu sildik, bunu sildik, bunu sildik. Tamam. Crescendolar şurada olacak. Mezzo forte, crescendo. Do diyezden başlıyor şurası. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Decrescendolarsa burada. Evet. Şurada bir küçük evet. Decrescendo o şey o. Şuraya kadar bir decrescendo. Çünkü melodi orada kal tekrar. Mi şurada. Devam ediyor. Bir tane de şöyle koyduk. Tamam, bunlar fena değil. Aksanları koyduk. Crescendosunu koyduk. Bağlar tamam. Sadece mikrotonal durumundan emin değilim. O dediğim gibi soprano parti geldiğinde belli olacak. Şuraya gelelim. Buradaki la diyezin mikrotonal durumundan emin değilim ama önemli değil. Daha sonra bakın do diyez, fa diyez, ha, la diyez burada şey. Fa diyez majör olduğu için la diyez daha aşağıda olacak. Hiç olmazsa onu şimdiden söyleyebilirim. Hatta buradaki mi de daha da aşağıda bir mi olabilir. Septimal bir şey olsun diye, akor olsun diye o... Daha ileriki bir dersimde anlaşılacaktır ne demek istediğim. La diyezi şöyle bir koma aşağıda bir la diyez olarak düzeltebiliriz. Ve şimdiden şu soprano partisini ben okursam beraber dinleyebiliriz. Neredeydi o? Bakalım. Şurayı yapmıştık. Yani şuradan itibaren. Pardon. En tepede daha buradan itibaren neymiş demek ki? Buna sesim yetmeyecek şimdi. Neyse başka zaman şeyde bakarız. Melodisine bakarız. Veya yapabiliyorsam şu crescendo'dan bir önceki ölçü şurası, şuradan itibaren belki. Peki öyle bir deneyelim. Sol. Evet. Bu halki. Yanlış yerden başladık. Şuraya geldik. Tamam. Sol, bu, evet, bu halk içinde, evet, nasıl yapacağız? Ben sözleriyle tutturamadığım için nota, solfejini yapacağım. Sol, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi. Fa, mi, re, do, re, mi, do, re. Evet, aşağı yukarı böyle. La diyezden emin değilim ama daha sonra düzeltilebilir. Orada şimdilik dursun. Bağ var mı burada? Bağ yok. Bir sonraki. Tamam, bitmiş zaten. Bir tek soprano kaldı. Yani Fatma eğer lütfedip gönderirse sevinirim. Burada yani ben ilk dört ölçüyü yazdım zaten. Bu arada evet yani bir saati aşmış da olduk sanırım. Bakayım. Pardon, bir saate yaklaşmış olduk. Bundan dolayı artık ne kaldı geriye? Alto'nun güftesi kaldı. Fa diyez şurada. Bu halk içinde. Ne demiştik? Yar yüreğim yar. Gör ki neler var bu halk içinde. Şimdi buradayız.
Bu halk itire Çin tire de buraya kadar tamam. Buraya gelelim. Bu halk içinde gör şey bize gülen var diyor değil mi? Ne demişti? Yar yüreğim yar gör ki neler var bu halk içinde bizi gülen var diye burasını kısaltacak şimdi sanırım. Evet, bu halk içinde bize gülen var, bizeyi attı. Gülen var dedik ve virgül dedik. Tekrar buraya geldik. İkinci kıtanın mısrağını giriyoruz şimdi. Geçidi yoktur, sular var. Geçidi yoktur. Virgülünü unutmuşuz şurada. Şurada bir virgül var. Geçidi yoktur. Ve şuraya geldik. Geçidi yoktur. Derin sular var yerine. Derin gitmiş. Su, tire, lar, var. Vardan sonra virgül. Düzgün yaptık mı? Evet. Derin sular vardaki derin kısmı gitmiş. Şurada sular var. Evet. Son olarak üçüncü kıtanın mısrağına geldik. Kalmasın cane kalmasın cane kimde hüner var? Hüner gidecek şimdi. Evet. Kim? Kalmasın neredeyim? Evet. Fadiye hünde şurada var. Kal tire ma tire sın ca tire ne buraya kadar tamam. Kalmasın cane. Şimdi şuraya geldik. Kimde var? Hüner gitti. Evet. Kim tire de var soru işareti. Buraya kadar yaptık. Artık bir tek şey kaldı. Şuradaki iki şey kaldı. Son satırımız kaldı. Bu halk içinde bize gülen var. Onu yaptık. Bu halk içinde bize gülen var. Devamını getiriyoruz. Geçidi yoktur. Derin sular var. Onu yaptık mı? Yanlış yerim yaptım. Bir dakika. Bu yol uzaktır. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Tamam. Geçidi yoktur. Tamam. Geçidi yoktur. Geçidi yoktur. Sular var. Tamam. Bu halk içinde gülen var. Geçidi yoktur. Sular var. Kalmasın cane kimde var? Kalmasın cane kimde var? Kalmasın cane hüner var. Kimde hüner var? Hepsini verebiliyoruz artık. Bu halk içinde evet aynı yerdeyiz. Şimdi yine geçidi. Geçidi yoktur. Yok tire tur. Yanlış yapmıyorum değil mi? Geçidi yoktur ama şey tu tire nokta nokta re buraya kadar re virgül tamam. Geçidi yoktur. Ondan sonra şuraya geldik. Ömer Farukçum şeydeyiz. La diye bize geçidi yoktur. Derin sular var oradayız. Derin su tire lar var nokta. Şimdi üçüncü mısra, üçüncü kıtanın mısrağı geliyor. Kalmasın cane kimde hüner var hepsi beraber geldi.
Bir öncekinde hüner yoktu, şimdi hüner geliyor. Kal tire ma tire sın ca tire ne kalmasın cane. Hepsi şöyle geldi, ne uzatıldı ve buraya geldik. Kim tire de hü tire hü dedik, tire koyamıyorum. Hü ner var soru işareti. Evet, bunu hallettik. Başka kaldı mı? İşte buraya kadar nakarat kısmı var mı? Yok, en başta vardı. Birinci sayfanın demek ki alto, tenor, bas partisini bitirdik. Soprano partinin ise ilk dört ölçüsünü bitirdik. Reprize kadar olan kısmı bitirdik. Senden istediğim demek ki, Günce'den de istediğim. Sen tenor partinin ikinci sayfasını yazacaksın. Bu anlayışta, yani benim yapmaya çalıştığım özende olarak ölçü ne kadar nota süresi varsa o ölçüde o nota süresini aşmayarak, tamamlayarak tenor partiyi sen yazacaksın. Keza Günce de alto partiyi yazacak. Bağlar doğru mu? Son bağları kontrol etmedim Günce'nin alto partisinde. Bu halk içinde bir dakika. Birinci sayfada tamam. İkinci sayfada bu halk içinde şurada bir aksam var. Buraya da bir şey yok. Sonra burada bu tekrar bu halk içinde geldiğinde notaların altına aksanlar geldi. Bağ geldi. Decrescendo, crescendo, decrescendo onları kullandık. Ve bir bağ var mı? La bekar. Burada hatırlatıcı bekar, onu koymam. İşte yaptığı bir tek hata var sanırım, oydu. Şuradaki birlik nota bir önceki ölçüdeki la diyezden dolayı la bekar olacak. Çünkü burada da görünüyor zaten şurada. Gördüğün gibi bekar işareti hatırlatıcı olarak kullanılmış. Buraya kadar bence yaptık, başardık. Tamam, dediğim gibi Ömer Faruk'cum, sen tenor partinin işte bu Mahur İlahi'deki ikinci sayfasını bana hazırlayıp gönderiyorsun ayrı bir dosya olarak. Günce alto partinin ikinci sayfasını hazırlayıp göndersin. Tamam. Fatma da bir zahmet, hadi hepsini beraber yapsın, o size de yetişsin. Eksik kalan demek ki ilk dört ölçü haricindeki soprano partinin kalanını baştan sona kadar yapsın. Olmazsa biz yapacağız. Bunlar da puanlamaya dahil edilecek. Böyle şey yaptık, varsaydık, vazettik. Daha sonra da hepsini beraber mikrotonal ayrıntılarını vererek dinleyeceğiz, yapacağız. Başlangıçtan itibaren bir duyalım yaptığımızı. Evet. Belki ben melodik olarak, solfej olarak eşlik etmeyi deneyebilirim. Bir dinleyelim. Yarım tutturarak başarılı olduğumu zannediyorum. Kaydedelim. Evet. Ömer Faruk'cum tamam. Katıldığın için teşekkür ederim. Bu dersimizi burada artık noktalayabiliriz o halde. Dediğim gibi ödevlerinizi haftaya bekliyorum. Tamam. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Hadi. Hoşça kal.